Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü yazılı videomuz 6. sınıf sosyal 2. yazılı. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan diğer 5 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz. Bu videolarımıza açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. İlk soruda verilen bilgiler hangi yönetim biçimi ile ilgilidir? Yönetim biçimlerini arkadaşlar iyi bilmemiz gerekiyor. Onlardan bol soru gelecektir bu yazılıda. Teokrasi, monarşi, oligarşi ve demokrasi arkadaşlar Evet bunlarda demokrasi ne var? Seçim var, oy var arkadaşlar. Milli egemenlik var. Halkın kendi kendini yönetmesi var. Monarşide ne vardı? Tek kişi vardı. Kral vardı, padişah vardı arkadaşlar. Oligarşide bir grubun yönetim mi vardı arkadaşlar. Seçim, oy yoktu onda. Teokraside bir dini grup ülkeyi yönetiyordu arkadaşlar. Dine dayalı bir yönetim şekliydi. Tek kişi de olabiliyor, bir grup da olabiliyor onda. Devlet ve toplum kuralları din kurallarına göre belirlenir. Bak din gördün mü? Hemen ne yapmalısın? Evet din adamlarıdır yöneticiler. Din gördüğünde hemen teokrasiyi yapıştırmalısın. Yöneticiler yalnızca tanrıya karşı sorumludurlar. Evet arkadaşlar burada bahsedilen yönetim şekli teokrasidir. Tek kişi yönetim deseydi monarşi yapıştıracaktık arkadaşlar. Tekstil sanayisinin ana ham maddesi nedir arkadaşlar? Tekstil sanayisinde tabii ki pamuktur arkadaşlar. Ana ham maddesi. Yani %90 oranında tekstilde ham madde olarak pamuk kullanılır. %10 ne kullanılır arkadaşlar? Tabii ki yün. Koyundan, keçiden elde edilen yünler yine tekstil sanayisinde kullanılıyor. Fakat %90 oranında ana ham maddesi pamuk bitkisinden elde edilen pamuk oluyor. Korsan ürün nedir? Ekonomiye zararları nelerdir arkadaşlar? Orijinal olmayan sahte ürünlere korsan ürün diyoruz. Özellikle kitaplarda çok oluyor. Kıyafetlerde olabiliyor. Birçok elektronik üründe de olabiliyor arkadaşlar. Korsan ürün emek hırsızlığıdır bu arkadaşlar. Mesela o kitabın yazarına ne olmuş oluyor arkadaşlar? Onun e, telif haklarını çiğnemiş oluyoruz. O zaman o adam niye kitap yazsın? Neden emek versin? Ee, o zaman millet hep gider korsan alırsa hem bu şekilde arkadaşlar devlet de vergi kaybına uğramış olur. Ekonomiye de bir zarar olmuş olur. Ayrıca bu ürünleri üreten firmalar ne yapmış para kazanamamış olur. Kitapları yazan insanlar para kazanamamış olur. Bu insanların telif hakkı çiğnenir, hakkı hukuku çiğnenmiş olur. Ekonomiye de bu şekilde arkadaşlar vergi kaybı olarak bir zarar meydana gelir. Ve insanlar kaliteli ürün üretme konusunda arkadaşlar ne olur? İnsanlar geri durmaya başlar. Evet ayrıca yasa dışıdır bu arkadaşlar. Illegal, yasa dışı bir olaydır korsan ürün üretmek ve bunları yaymak. Ekonomik gelir kaybı oluyor devletin. Devlet vergi kaybına uğruyor arkadaşlar. Aşağıdaki kaynak ve yaralanma şekli eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet burada arkadaşlar orman, yaralanma şekli kağıt. Evet doğru. ormanda da kağıt yapımında arkadaşlar ham madde olmuş oluyor ormandaki ağaçlar arkadaşlar. Demir enerji üretiminde. Hayır enerji üretiminde demir kullanılıyor. Demirin arkadaşlar yararlanma şekli nedir? Demir işte araba gövdesi sacı yapımında ya da inşaat sektöründe yararlanma şekli budur demirin arkadaşlar. Ya da demir yollarında diyebilirsin hadi. Enerji üretiminde kullanılan arkadaşlar kaynak ne diyebilirsin? Petrol diyebilirsin. Kömür diyebilirsin gibi. ya da mesela hidroelektrik santrallerinden ne yapıyor? Sudan elektrik üretiyorsun. Onları söyleyebilirsin. Akarsu'dan balıkçılık. Doğru. Topraktan seramik yapımında arkadaşlar toprak kullanıyor. Doğru. Yani bu demir enerji üretimi olacaktı arkadaşlar. Yanlış olan. Harun hangi konuda uyarı yapmıştır? Melek diyor ki bizim ülkemizde düşünce özgürlüğü anayasayla güvence altına alınmıştır. Evet arkadaşlar istediğin gibi düşünebilme hakkın anayasayla kanunlarla güvence altında. İstediğin gibi düşünebilirsin yani ve düşüncelerini ifade edebilirsin. Ama bu özgürlüğün kullanılması suçların ön suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, başkalarının özel ve aile hayatlarının korunması gibi durumlarda sınırlandırılabilir. He ya diyor ki yani istediğim özgürlüğü uyar yani Harun şu uyarıyı yapıyor. Sen diyor istediğin gibi e düşünebilirsin. Düşünme özgürlüğüne sahipsin. Fakat sen gidip bir suçluyu, caniyi mesela översen, ben böyle düşünüyorum dersen, mesela böyle bir durumda senin düşünce özgürlüğünün kısıtlanabilir yani. Suçluyu ve suçu övemezsin. O öyle bir durumda arkadaşlar düşünce özgürlüğü olmamış oluyor onun adı gibi yani. Yani belli özel durumlarda, olağanüstü hallerde düşünce özgürlüğü devlet tarafından kısıtlanabilir. Bu uyarıyı yapmış Harun. Oligarşi nedir? Açıkla. Oligarşi arkadaşlar bir grubun ülkeyi yönetmesi, bir grup ya da zümrenin, zümre de grup demek. Bunda seçim yok, oy yok arkadaşlar. Bunda ülke yönetme daima bu grubun elinde. Halk yönetimde söz sahibi değil. Halk yönetime katılmıyor. Ülke yönetiminde bütün kritik kararları arkadaşlar, hatta tüm kararları bu grup alıyor. Bu grup arkadaşlar yani bu gruplu monarşi de diyebiliriz biz buna yani. Hani padişahlıkta ya da krallıkta tek kişi var. Bunda bir grup var. Halk yönetimde söz sahibi değil asla. Bu grup böyle soylulardan olabilir, zenginlerden ya da askerlerden oluşan bir topluluk, bir grup olabilir. 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi neyse böyle bir topluluk ülkeyi arkadaşlar diktatoral tarzda yönetiyor yani. Bunu seçim ve oy olmadığını bilin yani bunda oligarşide grup. Demokrasilerde yönetimin karar alma mekanizmaları önemli yer tutar. Bu karar alma süreci içerisinde kimler bulunabilir? Bunda arkadaşlar kamuoyu dediğimiz toplum arkadaşlar ve toplumun genel görüşü ve çoğunluğu bu karar alma sürecinde yer alabilir. Siyasi partiler Tüm siyasi partiler ülkeyi yöneten yönetmeyen muhalefet partisi yönetim arkadaşlar yani ülkede alınacak önemli bir kararda söz söyleme hakkına sahiptir. insanlar, toplumlar siyasi partiler yani ülkeyi yöneten parti olsun ya da olmasın. İrli ufaklı %1 oy almış bir parti bile ülke yönetimiyle alakalı önemli kararlar alınırken. Mecliste çıkıp görüşlerini ifade edebilir, protesto gösterisi düzenleyebilir gibi. Sivil toplum kuruluşları aynı şekilde. Sivil toplum kuruluşları dernekler, vakıflar arkadaşlar protesto gösterisi düzenleyebilir, görüşünü açıklayabilir, hükümeti eleştirebilir, o konu hakkındaki görüşünü ortaya koyabilir yani. Ünlü bir sanatçıyım. Ailemle birlikte tatil yaparken gazeteciler gizlice fotoğraflarımızı çekip yayınladı. Beni rahatsız eden bu durum nedeniyle onları mahkemeye verdim diyor. Gazeteciler neyi ihlal etmiştir? Neyi çiğnemiştir yani arkadaşlar? Evet gazeteciler burada özel hayatın gizliliği ilkesini çiğnemişlerdir arkadaşlar. Evet özel hayatın gizliliği ilkesi ihlal edilmiş burada. Verilen bilgilere göre ilk Türk ile ilgili nelere ulaşılabilir? İlk Türk devletlerinde Hakan'ın yanında Hakan arkadaşlar hükümdar yani Kağan. Bunun yanında Hatun da kurultaylara katılabilme hakkına sahipti. Hatun, kağanın eşi, hakanın eşi. Hakanın bulunmadığı durumlarda Hatun kurultaya başkanlık yapardı. Buna göre arkadaşlar Hatun'un siyasi bir görevi vardır diyebiliriz. Politik görevi var bak ülke yönetiminde söz sahibi. Kadına değer verilmekte evet ve Hatun yönetimde söz sahibidir diyebiliriz. Böyle bir durum neyle açıklanabilir? Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemizde gerek Müslüman, gerekse Hristiyan ve Musevi insanlar hoşgörülü bir şekilde birlikte yaşamakta. Aynı şehirde hatta aynı mahallede cami, kilise ve sinagog bir arada bulunmakta. Kilise Hristiyanların arkadaşlar camisi, sinagog Yahudilerin ibadet yeri camisi diyebiliriz yani. Sinagog ya da havra deniyor. Havra kelimesi de karşınıza çıkar. Böyle bir durum arkadaşlar neyle? Din ve vicdan özgürlüğüyle açıklanabilir arkadaşlar. Herkes istediği dine, inanca inanmakta özgürdür. Bu vicdanıyla onun kendisi arasında bir durumdur. Bu din ve vicdan özgürlüğü olduğunu ifade eder. Ülkemizde din ve vicdan özgürlüğü vardır. Hatta günümüzde şu anda ne vardır ülkemizde? Laiklik ilkesi vardır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık bir devlettir. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. İnsanlar istediği dine inanca sahip olabilme hakkına sahiptir. Din ve vicdan özgürlüğü vardır. Layık devlet de bu şekilde. Ülkemizde bu kadar çok tarımsal çeşitlilik görülmesinin temel sebebi nedir? Türkiye'nin tarım ürünlerini incelediğimizde Karadeniz kıyılarında mısır, çay, fındık, Ege'de, Akdeniz'de zeytin, narenciye, pamuk, iç bölgelerimizde tahıl yani buğday, arpa, baklagiller gibi ürünler yetiştirildiğini görüyoruz. Bunun temel sebebi arkadaşlar nedir? Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesidir. Bu soru şöyle de çıkabilir arkadaşlar. Ülkemizde en farklı iklim türlerinin görüldüğü, en çok tarımsal ürün çeşidinin bulunduğu bölge diye sorabilir. Onu sorarsa arkadaşlar ne yapacaksın? Marmara bölgesi yapacaksın. Marmara bölgesinde 3 tane iklim görülüyor. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, İç, e, İç Anadolu bölgesinde de ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da görülen karasal iklim. Üçü de görülüyor. Bundan dolayı en çok tarımsal ürün çeşidi Marmara bölgesinde arkadaşlar. 12. soru. Yukarıda bahsedilen demokrasi ilkesi nedir? Yönetme yetkisinin millete verilmesidir. Millet bu hakkını doğrudan değil de milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Buna temsili demokrasi denir. Burada bahseden demokrasi ilkesi arkadaşlar milli egemenliktir. Yani milletin egemenliği arkadaşlar, ulusal egemenlik de diyoruz. Hani ulusal egemenlik ve çocuk bayramı diyoruz ya 23 Nisan 1920, 23 Nisan 1920 yılında ne oldu? TBMM açıldı arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Halkın seçtiği vekiller halk adına ülke yönetme e, hakkını alarak arkadaşlar bu mecliste toplanan ülke yönetiminde arkadaşlar artık söz sahibi olmaya başladı. Evet buna biz milletin egemenliği, milletin ülke yönetimine katılması diyoruz arkadaşlar. Bu demokrasi ilkesi budur. Yani daha sonrasında Cumhuriyet ilan edilecek. Cumhuriyet yönetim şeklinin temel ilkesidir, milli egemenlik. Türkiye haritasında koyu renkle boyanmış olan yerde yaşayan bir girişimci olduğunuzu düşünün. Bu bölgede tarım ürünlerine dayalı bir fabrika açmak istiyorsunuz. Uygun fabrika ne olabilir? Burası neresi arkadaşlar? Antalya, Akdeniz bölgesi. Evet burada... En uygun fabrika ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki meyve suyu fabrikası olabilir. Neden hocam? Çünkü arkadaşlar ülkemizde en çok meyve üretilen bölge burası. Hatta sadece bu bölgede yetiştirilen meyveler var. Mesela muz üretiminde arkadaşlar Mersin birinci sırada, ikinci sırada Antalya Akdeniz bölgesi yani ee, özellikle Mersin Anamur muzda. Ayrıca tropik birçok meyvenin yetiştirildiği bir bölge, Akdeniz bölgesi, Antalya seracılıkta birinci arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden burada ayrıca ne var burada? Narenciye. Arkadaşlar üretimi de bunda da birinci Akdeniz bölgesi. Bundan dolayı en uygun fabrika meyve suyu fabrikası olabilir arkadaşlar. Hizmet, ticaret, ulaştırma, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi faaliyetlerin tümünü kapsayan ekonomik sektördür. Hizmet sektörü diyoruz biz buna. Hizmet sektörüne uygun meslekler yaz. Evet, hizmet sektöründe arkadaşlar. Bakın eğitim demiş. Eğitimde ne yazacaksın hemen? Öğretmen yazacaksın. Buna uygun meslek. Güvenlik diyor. Ne yapacaksın? Polis, jandarma, bekçi. Bak, güvenlik sektöründe. Peki sağlık sektörüne ne yazabilirim? Doktor, hemşire yazacağım tabii ki arkadaşlar. E ticaret sektörüne, ticaret sektörü daha e, arkadaşlar ya. Tüccar da diyebilirim. Esnaf diyebilirim buraya. E ee, ticaretin içerisine turizmi de ekleyebilir hatta arkadaşlar buraya turizm ayrı bir başlık olarak da eklenebilir. Turizm sektöründe çalışan aşçı, garson, komi, otel işletmecisi arkadaşlar bu meslekler yazılabilir. 15. soru Türk kadını 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı elde etti. 33 yılında muhtar ve ihtiyar kuruluna seçme seçilme hakkı. 34 yılında 1934 yılında genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınlar Bulgaristan ve Fransa'da 1944 yılında, İtalya'da 45, İsviçre'de 1971 yılında siyasi haklarını elde etmiş. Buradan ne çıkarabiliriz arkadaşlar? Türk kadınının siyasi haklarını birçok Avrupa ülkesinden bile önce elde ettiği sonucunu çıkarabiliriz. Evet, Türk kadınlarına Mustafa Kemal Atatürk tarafından arkadaşlar ne yapılmış? Siyasi hakları ta 1930'lu yıllardan itibaren verilmeye başlanmış ve 1934 yılında genel seçimlerde de seçme ve seçilme hakkı verilerek bu süreç tamamlanmış. Bunu birçok Avrupa ülkesi bakın 30-40 yıl sonra başarabilmiş arkadaşlar. O dönem için gerçekten ciddi bir ilerleme ve gelişim yapılmış. Türk kadınına verilen değeri gösteriyor bu. Türk kadının arkadaşlar siyasi haklarını elde etme süreci anlatılmış burada. Yasama yetkisi nedir? Ülkemizde hangi kurumlara aydır? Yasama demek arkadaşlar yasa yapma, kanun çıkarma demek. Yasa oluşturup bu yasayı çıkarmak, yürürlüğe koymak. Evet, yasa oluşturmak ve çıkarmak diyoruz. Bu yetki ülkemizde Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir arkadaşlar. Bu kurumlar yasa çıkarır, yasayı yayınlar, resmi gazetede yayınlanır ve bu yasaların uygulanmasını arkadaşlar hayata geçirilmesini, uygulamasını kim yapar? Bakanlar Kurulu gerçekleştirir. Ee, mesela eğitimle alakalı yasaların yürütmesini Milli Eğitim Bakanlığı yapar. Ormancılıkla alakalı Orman Bakanlığı yapar. Gibi. Peki bu yasalara insanlar uyuyor mu uymuyor mu? İnsanlar bu yasalara uymadığında bunun yargılama yetkisini kim yapar? Yargı yetkisi kime aittir? Ülkemizde bağımsız mahkemelere aittir arkadaşlar. Savcılar ve hakimler onların denetimlerini o mahkemelerde yapar arkadaşlar. 17. soru. Tabloda yönetim biçimleri ve özellikleri verilmiş. Buna göre yönetim biçimlerinden hangisine ait özellik yanlış. Oligarşi yönetme yetkisi bir grubun elinde bak. Grup gördüğünde oligarşi yapıştır. Monarşi görünce kral, padişah tek kişi olması gerekiyor. Halk yöneticilerine belirli bir süreliğine seçer. Bak halk mı seçiyor monarşide? Hayır arkadaşlar. Evet burası yanlış. Monarşide halk seçmiyor. Babadan oğula geçiyor. Baba söylüyor. Babasından tam kurtulduk diyorsun mesela. Hop oğlu geliyor. Oğlundan kurtulduk oh be diyorsun torunu geliyor. Torundan kurtuluyorsun o torunun oğlu geliyor. Teokrasi evet, din gördüğünde teokrasi yapıyorsun. Cumhuriyette demokrasi var. Halk egemenliği var. Halk söz sahibi cumhuriyette. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarımıza açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar.